Son olarak bir soru daha soralım. Yorduk sizi de, kusura Estağfurullah, bakmayınız. estağfurullah. Bafra'nın altyapı sorunu var mı? Son dönemde birçok insanın konuştuğu bir konu. Bir de sizden dinleyelim. Geçenlerde yaşadığımız bir olay vardı. Afet diye nitelendirdik biz. Bir de sizden alalım. Altyapı sorunu yüzünden mi, yoksa doğal afet olduğu için mi Bafra sel suları altında kaldı? Şimdi altyapı problemi tamamen çözülmüş belki diyemeyiz ama o günkü yaşanan sıkıntının sebebi tabii ki afet yani. Çünkü bir anda yağan yağmur, şöyle ifade edeyim, yani Badut kanalından giden su seviyesi yağmur suyu deşarj hatlarının kanala girdiği yerin çok üzerine çıktığında, o zamana kadar ben aracımla, düşünün, İshaklı Mahallesi'nden, Eski Şube Caddesi'nden, Atatürk Öğretim'in, Bafra Lisesi'nin oradan, Küçük Pazar'ın oralardan geçtim. Yağmurdan bir saat aşağı yukarı sonraydı. Yani hiçbir su göremedim orada. Birikmiş su yoktu. Yağmur Ama anında vardı. sonradan bu kanaldan geriye o su gitmeyince, çünkü kanal çok dolduğu için, ya kanal genişletilecek. Biz çünkü biliyorsunuz daha önce yapılan yağmur suyu kanalları yapılmadı Bafra'da, deşarj kanalları. Sadece kanalizasyon ve atık su arıtma, işte Hasan Bey döneminde yapıldı. Yağmur suyu ve diğer hatlar eski hat, yağmur suyuna ayrıldı. Biz bu işte geçtiğimiz yıl içinde bugüne kadar 286 kilometre diyelim, 286 bin metre bu eski kanal temizlendi ve yağmur sularına, biz şunu ifade edeyim, yani biz göreve geldikten sonra yağmur sularıyla ilgili hat hiç yapılmamıştı ve biz 7650 metre şu ana kadar yağmur suyu deşarj hattı yaptık. Şu anda da işte otogarın oradan geçecek hat, esasında onu bitirmiş olacaktık, fakat işte bu giden işçilerin Bafra'da belediyeden emekli olmaları, 3 milyon bize tazminat ödetmeleri, dolayısıyla biz onları gönderip gittikleri yerden emekli olacaklardı. Planımızı, hesabımızı ona göre yapmıştık. Dolayısıyla ekonomik sıkıntıdan bunu geciktirdik ama şu anda Irmak tarafından başlandı. 1400'lük peteklerle 1200, 1000'lik, 800'lük ta Süleyman Türk Caddesi'nden Emir Efendi'ye kadar bir hat olacak. O da 3100 metrelik bir hat. Şimdi bu hatlar yapıldığında tabii ki Bafra'daki bu yani taşkınlara büyük ölçüde çare olacak ama tamamen afet olduğunda İstanbul'da her yerde bir aşırı kısa sürede aşırı yağmur yağdığında takdir edersiniz ki her taraf sel altında kalıyor. Televizyonlarda görüyoruz, Görüyorsunuz. birçok Bu yerde Ankara'da araçlarla da oluyor. karşılaşıyor. Bu Rize'nin bir kısmını alıp götürdü. İnsan öldü yani. Ama insanlar böyle afet gibi anları fırsat olarak değerlendirip de her şeyde belediyeyi suçlamamalı. Yani bu bir afettir. Allah vermesin, insan da boğuluyor. Bafra düz çünkü. Düz olduğu için işte kanallar suyu çekmeyince geri veriyor. Bu sefer tabii kanalizasyonlarda bu yağmurlar herhalde kanalizasyonlara da bağlanınca tabii ki o zaman geri verdiğinde Algon'daki bulunan tabii bütün affedersiniz pislikler dışarıya vuruyor. Rogarlar açık olduğu için geri geldiğinden bu neden su gidemiyor. Suyun seviyesi yükseliyor. Borulardan inen sular suyun altta kalıyor. Bu sefer geriye doğru. Ondan sonra zaten Bafra battı. Yoksa ilk anda benim yanımda bir ekip arkadaşlarla gezdim. Çünkü ben Samsun'a o gün toplantıya gidecektim. Bir yanlış anlama olmuş. Yoldan döndük tekrar. Oralardaki yağmurun büyük hızı kesildikten sonra bahsettiğim çevreleri gezdim. Önce su yoktu. Ama şeyde vardı. Sinop-Samsun yolunda, Şoşan'ın köşede geçemedik. Daha ilk şeyde. Düşün neden? Orada kapanmış rogar. Herhalde akan şeylerden dolayı. Ha bir de insanlar ne oluyor? Koku gelmesin diye kapatıyor. En azından yağmur geldiğinde açın da bir faydası olsun. O noktada da tabii bütün vatandaşlarımızdan biz de duyarlılık bekliyoruz. Çünkü şunu söyleyeyim, hizmeti belediye yapacak ama koruyacak olan vatandaşlarımızdır. Biz saksılarla çiçek ekiyoruz, bakıyorum bir tane çiçek kalmıyor.
Bunun suçlusu da mı belediye yani? Evet, yani bilmiyorum, ben sizin takdirlerinize bırakıyorum. Böyle bir yaklaşım olmaz. Ben Bedesten'deki yapılan saksılardaki şey, bir tanesinde hiçbir çiçek yoktu. Geçen bir toplantıya gittim, bir tanesinde iki tane kalmış. Günahtır yani. Bu çiçek yerinde güzeldir. Ve biz zaten burada ürettiğimiz çiçeklerden bitene kadar hani bütün insanlar geliyor, alıyorlar, yardımcı oluyoruz. Ama ekilen yerden de siz de basın olarak da bu konunun üzerinde durursanız iyi olur. Çünkü başkanım, biz duruyoruz da biz istedik ki sizin sesinizden bir de vatandaşa biz programlarımızda bunu dile getiriyoruz. 15 gün önce zaten Park Bahçeli'nin de haberini yaptık. Vatandaşa fazlası dağıtılıyor. Hakikaten yapılıyor şimdi, yani. Sizin rahatsızlığınızdan 180 bu sefer 200 kaç bin bayağı 220 bin çeşit çiçek üretildi. Yani şu anda hatırlayamadım şimdi çünkü çok konu olduğu için bazen rakamlar, ama bayağı bir çiçek üretiyoruz. Şimdi görüyorsunuz devamlı değişiyor. Şimdi vatandaş da yardımcı olacak. Ya al gel balkonuna yap, bahçene dik, ama yani yola oraya ikilen çiçeği de koparmak günahtır yani. Gerçekten inanın gözlerim doldu o saksılar öyle görünce. Böyle bir şey olmaz. Evet. Yani bu yağmurun tabii ki altyapının eksikleri olabilir kısacası. Ama bir afetti. Bunu insanların kabul etmesi. Biz zaten anlattık. Maaşı yani, öyle yaptık. Çünkü bu yağmur hiçbir yerde yanmaz. Evet. Yani, şimdi öyle olmak. Gerçekçi yazıldığı zaman millet diyor. Ama şimdi insanlarda bir şey oluşmuş. Hemen ben duyuyorum. Çekin, çekin. Yani resim çekin şu şeyi. Hadi biz de çekiyoruz zaten. Yani ne olacak yani afet şimdi. Sonra şöyle bir şey. Öyle bir şey oldu da ben şunu da diyebilirim. Her belediye başkanı geldiğinde her şeyi, altyapıyı, üst yapıyı değiştirecek böyle bir şey var mı? Mümkün mü? Şu anda Bafra, bak deminden beri konuşuyoruz. Bafra Türkiye'nin en borçlu ilk 10 belediyesi arasında. Şimdi bu durumda neden borçlu olmuş? Altyapı yapılmış. Kanalizasyon ve atık su arıtmadan dolayı. Şimdi bunu ne kadar ne derseler desinler, o zaman hazine garantisinde Hasan Bey döneminde borçlanılmış. Ama bu o zamanki tabii enflasyon yüksekliğinden dolayı öyle hiç kimse bir şey deyip, biz suç diye kimse kimseye bir şey dediği yok ama 166 milyon olmuştu borç. Şükrü Bey döneminde bunu hükümet hazine garantisi olduğu için 58 milyonunu affediyor. Kalan 108 milyon. Bir Bafra'da 108 milyon borçluklar kolay değil yani. Ve neticede diğer borçlar da var. Bir türlü borçlanmalı var işte. Su arıtma yapıldı bir taraftan. Ha bizim arkadaşlar konuşuyor, bizim yaptığımız borçlanmalar ne derler, çerez şeyine geliyor diğerlerine baktığın zaman. Tabii ki ne yapacağız yani, iş yapmak için haliyle borçlanacağız. Ama nedir? Bafra'yı düzene sokmak. Bugün Bafra buna rağmen, bakın biz göreve geldiğimizde bu kadar sıkıntıya, ekonomik sıkıntıya rağmen bırakın onu, piyasa ve işçileri olan o kadar borcu ödedim ben. Yani şunu diyorlar, borçla ilgili devlette olan borçlar zaten kesiliyor bizden. Her ay 800 ile 1 milyon arasında bizden para kesiliyor. Her ay bu şeyden, İller Bankası payından bize gelen, hani diyorlar ya takma. Biz borca takmıyoruz, borç bize zaten takıyor. Gelirken kesiliyor. Yani 2 ay önce 1 milyon lira para kesildi. Gelen paradan. İşte ondan sonra maaşı vereceğin hizmet yapacaksınız. Biz de ona göre tabii ki hesabımızı yapacağız. Ama buna göre Bafra'da 7-8 proje bitirdik. Yani herkes elini insaflıca şey yapacak, şöyle koyacak vicdanına, ona göre konuşacak. Biz ama 2 yıl içinde inşallah biz birçok projeyi daha bitirip Bafra'da en azından vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri büyük ölçüde yerine getirmeye gayret edeceğiz. O da bizim tabii görevimiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz başkanım. Halkın kafasında soru işaretleri oluşturan sorularımızı yanıtladığınız için ilerleyen zamanlarda biz yine çalacağız. Ne demek, ne demek. Her inşallah zaman, her zaman. Yine görüşeceğiz. Önemli olan, ben basına şunu diyorum. Bir arkadaşımıza ben öyle bir şey dediğimde, biz sizin danışmanınız değil. Ben bize sorun derken yanlış alın. Bizden bilgi alın, istediğinizi yazın. Ama şimdi bilgi almadan diyelim Ragıp'tan bir şey duydun yazıyorsun. Ötekinden öyle duymuştuk. Habercilik bu değil. Duyarak yazılmaz. Haber kaynağına gider, araştırır doğruluk derecesini, öğrenir. Ondan sonra bu olay gerçekten beni çok üzdü yani. Dün akşamki bu olay gerçekten şu, gerçi bu belki şeyden sonra da olabilecek bir şey.
barınaktan sonra da ama hep dua ediyordum şu işi bitirsek de şu kontrolü alsak ondan sonra yani bir şey olmadan diyorduk ama oldu yani en sonunda gerçekten ben doğruyu söylüyorum yani. Tabii. Gibi barınak olduğu zaman da olmayacak. O da olabilir yani. Olmaz diye çocuk korkuyorsa kaçar pat düştü bir yere. Çok evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.